Mario Balotelli, 2012 Ağustos 1990'da Sicilya Palermo'da Gana'dan İtalya'ya göç etmiş olan Rose ve Thomas'ın oğulları olarak dünyaya geldi. Mario 2 yaşındayken ailesi Lombardiya'ya taşındı. Fakirdiler ve 4 çocuğu büyütmeyi göze alamıyorlardı. Bu Mario'nun ebeveynlerinin onu koruyucu bakımda bırakmasını sağladı. İtalyan şehri Brescia'da yaşayan Silvia ve Francesco Balotelli tarafından evlatlık edinildi. Birkaç yıl boyunca Mario her hafta sonu biyolojik annesi ve babasıyla bir araya geldi. Ama kısa bir süre sonra bunu yapmayı bıraktı. Silvia ve Francesco'ya ailesi olarak kabul etti. Balotelli'nin ailesi zengin ve Mario için çok rahat bir hayat vaat ediyordu. Daha sonra Mario'nun biyolojik ebeveynlerinin Mario'yu bir çocuk olarak etkileyen, hayatı tehdit eden bir hastalığı nedeniyle koruyucu bakmayı tercih ettikleri ortaya çıktı. Mario için pahalı tedavileri karşılayamadılar. Balotelli ailesi Mario'nun ebeveynlerinin en çok ihtiyaç duyduğu anda destekle geldi. Mario büyüdüğünde biyolojik ebeveynlerine geri dönme seçeneğine sahipti. Ancak bunu yapmayı reddettiler ve çocuk olarak onu terk ettiklerini gerçeğinden nefret ettiklerini söylediler. Sağlık komplikasyonlarına rağmen Mario erken yaşta futbol oynamaya başladı. 2001 yılında AC Lumezzane Gençlik Kulübü'ne katıldı. Mario profesyonel bir futbolcu olarak gelişti ve 2006 yılına kadar onlarla ilişkili kaldı. Lumezzane adlı gençlik takımının incelikle oynadığı oyun sonunda 15 yaşında kulübün kıdemli takımına terfi etti. 2006 yılının Nisan ayında Serie C1 maçında Padova'ya karşı Lumezzane için rekabete imza attı. O zamana kadar çok rekabetçi bir oyuncu haline geldi ve daha iyi kulüplerle oynamaya çalıştı. Bu arayış onu bir şekilde olaysız olan Barcelona'dan kopardı. 2006 yılında Internazionale tarafından sözleşme imzalandı. Haziran 2007'ye kadar Mario Internazionale ile tamamen el ele vermişti. Takım için ilk maçlarından olan Sheffield FC ile iki kez dostluk maçına kaldı. Regina'ya karşı Serie A takımında takımının iki maçında da bir gol attı. Coppa İtalyan çeyrek final karşılaşmasında Juventus'a karşı gösterdiği heyecan verici performansından sonra milli bir sansasyona düştü. Internazionale 2008 yılında Super Coppa Italiana ve 2007-2008 Serie A ödüllerini kazanmıştır. 2008'in sonunda 18 yaşındayken Mario Şampiyonlar Ligi'nin gol atan en genç oyuncusu oldu. Nisan 2009'da Mario, bazı seyirciler tarafından Juventus'a karşı yapılan bir maçta ırkçı tacize maruz kaldı. Internazionale üst üste 4. kez Serie A kazandıktan sonra Juventus taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlar hem takımlar hem de Juventus tarafından bir maç için yasaklandı. Mario, uygulama oturumları görünmediği için disiplinle ilgili kaygılarla karşı karşıya kaldı. Internazionale başkoçu bu nedenle onunla sıkıldı. Buna ek olarak Mario maçlarının çoğunluğunda kendisine yöneltilmiş olan sık ırkçı tezahüratlardan hiçbir şekilde rahatlamadı. Juventus taraftarları sahaya gelmediklerinde bile Mario'ya karşı ırkçı çizgiler attılar. 2010 yılında bir İtalyan televizyon programında Internazionale'nin rakip kulübü AC Milan'ın tişörtünü giydi. Nisan 2010'da Mario, maçtan önceki aylarda kötü performansları nedeniyle hoplayıp saklayan Internazionale, taraftarlarına cevap olarak formasını bir maçtan sonra yere attı. Mario, 3 yıl sonra olayı kınadı ve bunu şimdiye kadar yaptığı tek üzücü şey olduğunu söyledi. Ağustos 2010'da Mario, resmi olarak Manchester City tarafından transfer edildi. Ve ilk maçında Politecnica Timisoara'ya karşı Euroleague maçında Mario, takımının maçı kazanmasına yardımcı olan bir gol attı. Ekim ayında Premier Lig çıkışını evlerinde Arsenal'e karşı 3-0 yenerek yaptı. Performansı anında onu Manchester City taraftarları ile popüler hale getirdi. Ve yılın sonunda olağanüstü performansı için Altın Boy ödülünü kazandı. Birçok önemli olayda dikkat çekici performanslara rağmen Mario'nun sahadaki agresif davranışları onun için çok fazla sorun yarattı. Takım yöneticileri 2011-2012 sezonu bittiğinde gitmesine izin verdi. Ancak Mario Manchester City için birkaç maç daha göründü ve Queen Park Rangers'a karşı bir karar verdi. Manchester City 1968'den beri ilk kez şampiyon unvanını kazanmıştır. 2013'ün başında AC Milan Mario'yu aldıklarını açıkladı. Mario takım için yaptığı 43 maçta 26 gol attı.
Ancak performansı Milan'la sona erdikten sonra kötüleşti. 2014-2015 sezonunda Premier Lig takımı Liverpool ile sözleşme imzaladı ve kendileri için yaptığı 16 maçta sadece bir gol attı. 2016'da OGC Mario'yu Liverpool'dan satın aldıklarını açıkladı. Bitmeyi reddeden disiplin sorunları ile mücadele eden Mario oldukça iyi performans gösterdi. Takımı için 43 maçta 29 gol atarak sona erdi ve sözleşmesi Haziran 2017'de bir yıl daha uzatıldı. Mario 15 yaş altı ve 17 yaş altı takımlar için göçmen olarak kabul edilmedi. Eylül 2008'de milli takımı için 21 yaş altında ilk çıkışını yaptı ve Yunanistan eyaletine gol attı. Üst düzey ekibinin 2013 Konfederasyonlar Kupası'nda ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti. Mario Balotelli 2018-2019 sezonu devre arasında Marsilya'ya transfer oldu. Burada çıktığı 15 maçta 8 gol kaydetti. 2019-2020 sezonunda Serie A takımlarından Brescia'ya transfer olan yıldız futbolcu 19 maçta sadece 5 gol kaydetti. Mario Balotelli dünyanın en iyi giyimli futbolcularından biri olarak bilinir. GQ dergisi 2012 yılında ikinci en iyi giyimli adam adını verdi. Mario geçmişte Raffaella Fico ile bir ilişki içerisindeydi ama ilişki iyi bitmedi. Daha sonra Mario'nun çocuğuna hamile olduğuna iddia etti. Fico 5 Aralık 2012'de kızı Pia'yı doğurdu. Şubat 2014'te DNA testleri Pia'nın Mario'nun kızı olduğunu doğruladı. Mario, Mart 2013'te Belçikalı model Fanny Negesha ile nişanlandı. Ancak Eylül 2014'te çiftler ayrıldı.